Merhaba arkadaşlar. Bugün videolarımızdan ikincisini çekeceğiz. Bu çekeceğimiz videolar arkadaşlar MVC'nin ikinci videosu ve Omaline web sayfasının ikinci videosu olacak. Arkadaşlar bana direkt şunu sordu arkadaşlarım. Hayırdır? Nereden çıktı bu videolar? Onu sordular. Aslında bu sorunun en büyük cevabı şu ki 16 Ekim günü yurt dışına çıkacaktım. 5-6 ülkeye gidip geri gelecektim. Ancak bunun için de bir test olmak lazım tabii. Virüs testi bildiğiniz gibi. Benim virüs testim sonucu pozitif çıktı. Ve ben o yüzden şu anda evdeyim. Evde olduğum için de arkadaşlar bu 14 gün içerisinde bir yazılım yapayım dedim. Çünkü çok kişi gerçekten üniversitedeki birçok arkadaşım bunu istiyor. Ve ben bu pandemideki 4. günüm, karantinadaki 4. günüm, öyle söyleyeyim, pandemiyle tanıştığımın 4. günü, karantinadaki 4. günüm, onu söyleyeyim. Ve ben şu anda bu pandeminin nasıl geçeceğini bilmiyorum ama bugün ilk defa biraz nezle tarzı bir rahatsızlığım oldu. Ama iyi, kaçıyorum arkadaşlar. Dünkü kaldığım yerden devam edeceğim ama bu Omaline'ın yazılımının elbisesini değiştireceğim arkadaşlar. Dün arkadaşlarım şey dediler. Daha güzel bir shop sayfası bul dediler. Bunun için ben de aradım, taradım. Güzel bir shop sayfası buldum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Elbiseyi değiştireceğimizden dolayı direkt geliyoruz arkadaşlar. Buradaki content. Bakın şu content'in içindeki şu bütün klasör ve dosyaları siliyorum. Sil dedim. Ve şu anda benim kontentim içindeki her şey silindi. Layout'un içindeki her şeyi de sildim arkadaşlar. Ctrl Shift B ile kaydettim tekrar ve benim layout'um kalmadı. Layout'um kalmayınca şu anda sayfam bomboş olarak geldi. Kaydettiğim zaman yeni bir sayfada göster dediğim zaman ise Localhost'ta büyük bir ihtimalle hata verecektir ki render body olmadığından dolayı dünkü hatayı aynı şekilde verecektir. Peki bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Hemen yeni bir elbise olan şuradaki eShopper'ın aldım ben arkadaşlar. Şunun içerisindeki her şeyi copy yapıyorum. Getiriyorum. Content'in içerisine yapıştır diyorum. Ve bütün sistemi getirip bunun içerisine yapıştırdım arkadaşlar. Bunun indeksin içindeki her şeyi de sileyim. Bu da öteki indeksten kaynaklanan bir şey. Şimdi benim işime yarayacak buradaki sayfayı göstereyim size nasıl çalışacağını. Bizim yapacağımız, giydireceğimiz yeni elbise bu şekilde arkadaşlar. Bunu giydireceğiz yani. Güzel bir template. Bunu sistemimize uygulayacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? İşte şimdi yapmaya başlıyoruz. Görüyorsunuz Localhost'ta şu anda content index HTML nokta HTML olarak çalışıyor. Tabii bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bu hazır olan sistem. Biz ne yapacağız? Biz bunu kendi yazılımımıza uyarlayacağız. O zaman indeks sayfasını komple kontrol A ile aldım. Kontrol C ile kopyaladım. Geldim tekrar kendi yazılıma. Bunun içerisindeki layout'a geldim. Layout'un içerisine kontrol V ile yapıştırdım. Hepsini kontrol A, delete yapalım. Hepsini alamamışız. Tekrar kontrol A, kontrol C ile İndeks sayfasındaki her şeyi aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Gördüğünüz gibi 1082 satır kodun yazılmış oldu. Ama ne içinde bu? JavaScript'in içerisinde. Biz ne yapacağız? Yani yine şurayı seçeceğiz. SRC'den itibaren Ctrl H'ye basacağız. Buradaki SRC ile başlayan hepsinin sonuna bu sefer HTML desiniz arkadaşlar. JavaScript yazacağız. Yani ne olmuş oldu? Bütün sistemin başına content yazmış olacağız arkadaşlar. Hepsini kaydettim. 8 tane JavaScript dosyası varmış. Bakın content olarak kayboldu. Bu bir kontrol S'e kaydedelim. İkinci bir şey bakalım nerede ne var. Onları da görelim. Büyük bir ihtimalle image dosyalar olacaktı. En üstten başlayalım. Genelde üstten oluyor. Buradaki link kısa yollarını arayalım. Kontrol H ile. Gelelim buraya. Bunun kontrol H ile, kontrol C ile kopyalayalım. Aşağıya gelip kontrol V ile yapıştıralım. Href CSS ile devam edelim. Başına slash klavye çevireyim. Slash content yazıyorum. Tekrar slash'ımı koyuyorum. Geçerli belgedeki hepsini değiştir dedim. 7 tane değişti. Kontrol S'e kaydettim arkadaşlar. Şimdi bir de bunun içerisindeki section slider var burada. Öteki section container içerik var. Slider alalım onu. İçeriği de alalım.
Buradaki footer'ın içerisine şu ikisini kestikten sonra bir header başlık olacak. Burada zaten şeyin içinde var. Aynı zamanda buradaki footer sabit kalmış olsun. Biz bunun içerisine kendimiz bir kod yerleştirelim. Ne diyelim buna? Diyelim ki div class container diyelim. Container div class container diyelim ve bütün her şeyi buradaki container'ın içerisine yerleştirelim. Bunun için de gelip arkadaşlar buna direkt add render body koyduktan sonra parantez açıp kapatalım. Buradaki şu ikisini kontrol x'e kopyalayalım arkadaşlar. Bizim buradaki index sayfamızın içerisine kontrol v ile yapıştıralım. Bu sayfayı da kapatalım. Bu sayfayla da işimiz yok artık. Şimdi tekrar geldik. Render body koyduk. Ctrl Shift B tuşlarını bastım. Derleme işlemini başarılı olarak çalıştırdım. Tekrar index sayfama gelip sağ tuşu tıklayıp koyduğunuz zaman tarayıcıda göster dediğim zaman buradaki image dosyada bakın boş geldiğini alır. Resimler boş gelecektir ama sistem çalışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi sistemi açıyorum. Gördüğünüz gibi sistem çalışmaya başladı. Ancak resimler dediğim gibi yok. Hemen o resimleri de getirelim. O resimleri de şu şekilde SRC Images olarak seçelim. Ctrl H'ye basalım. Buradan tekrar gelip yukarıdakinin hepsini Ctrl C'ye kopyalayıp aşağıya Ctrl V'ye yapıştıralım. Images'ın önüne slash content slash yazdıktan sonra arkadaşlar geçen bölgedeki hepsini değiştirdiğim zaman 41 tane resim değişmiş oldu. Ctrl S'e kaydettiğim zaman da sayfama gelip baktığımda buradaki bütün resimler gelmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bugün aslında çok basit bir şekilde size bu elbiselerin nasıl değiştiğini, yani HTML bir sistemin nasıl bir şekilde çalıştırılacağını gösterdim arkadaşlar. İkinci dersimizin bu konusundan itibaren de buradaki çalışma sistemlerini şimdi çalışarak tek tek anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. En yukarıdan başlayalım. Direkt telefon numaramızı, mail adresimizi girelim. Buradaki Facebook, Twitter, işte LinkedIn, Dünya Dilleri, Google Plus gibi eklentileri de koymaya başlayalım. Bu neyin nesi? Önce bakalım neyin içerisinde. Sağ tuşa tıklayıp incele dediğim zaman en yukarıdan şurada. Bakın burası komple seçtiğim zaman kontak infoyu bana komple seçilmiş oldu. Onun bir üstüne gidiyorum. Bu sefer de kol medya 2 olarak yani raw'dan önce kol SM6 yani iki parça ayrılıyor. İki parçanın bir tanesi olarak geliyor. Öteki yarısı da şu alttaki gördüğünüz gibi. Şu da raw. Bütün hepsi ama raw'dan önce de en üstte bir div container var arkadaşlar. Bana ne lazım? Bana bu div container'ın içi lazım. Ama nerede bu? Tab header tab'ın içerisinde. O zaman ben direkt layout parçası sayfama geliyorum. Bu layout sayfası nedir onu söyleyeyim. Layout sayfası bütün sayfalarda otomatik çalışan bir alan. Yani salon, öteki odalar salona yapıştırılarak salon tarzı yapılıyor. Ya bu da nedir? Dediğim gibi layout öteki yerlerde çalışan bir sayfa. Buradaki şeyde de gördüğünüz gibi şurada bir koymamışız. Content'i koymamışız. Onu da şu şekilde olduğunu göreceksiniz. Şuradaki resimlerin videoların daha doğrusu linklerinin doğru olmadığı için çalışmadı arkadaşlar. Şimdi onları çalıştırmam önce ondan sonra şu href gördüğüm yere Ctrl H ile alıyorum. Şurayı Ctrl C ile kopyalıyorum. Aşağı gelip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şunun başına da arkadaşlar slash content ters slash tekrar slash koyuyorum. Hepsini değiştir diyorum. Hepsi değişmiş oluyor. Sayfaya geldiğim zaman sayfamı yenilediğimde buraya gelmiş olacaktır. Bakalım. Gelmedi. Nerede bir hata var? Bir bakalım bir daha arkadaşlar. Content koyduk. Content images ekof. Images ikon içerisinde önce yani çalışmış olmasa da çok sıcak oldu. Şu camı bir açalım öncelikle.
Bakalım hatamız neredeymiş şimdi. Oradaki hatamızı bulup yerine koyalım arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ref olarak vermiştim. Content'in içerisinde images. Şurada content var. Images dosyası. Images dosyasının içerisinde echo var. Ama burada echo yok. O zaman neyin içerisinde? Content. Evet, content. Slash images. Images burada. Images'in altında değil. Buradaki resimler. Images'in altında olmadığına dolayı gözükmedi. Aslında boşver, çok önemli değil. Bir saniye, bu şeydeki. Bu link olarak verdiğimiz arkadaşlar. Aslında bizim aradığımız burada footer'ın içerisinde. Hemen onları da koyalım. Şurada bizim aradığımız arkadaşlar. Images src. Bu dosyaya kadar alalım. Ctrl H ile. Burada bu şekilde gördüğün her yeri Ctrl C ile al diyeyim. Buraya gelip Ctrl ile yapıştır diyeyim. Şu images'in başına arkadaşlar slash, pardon, ihatimizi koyalım. Kontrol ile yapıştıralım. Slash, Allah Allah. Content dedikten sonra tekrar images dosyasının içerisine bul diyelim. Evet, 6 tane buldu arkadaşlar. Ctrl S'ye kaydet dediğimiz zaman buraya gelip sayfa menülerinde buradakiler gelecektir. Gördüğünüz gibi geldi. Evet, devam edelim. Elbisemizi giydirdik buna. Şimdi şu yukarıdan açmaya, kurtarmaya, düzeltmeye devam edelim. Neyin içerisinde? Layout'un içerisinde. Biz nereye düzelteceğiz ilk etapta? Header. Arkadaşlar, buradaki sistemde 3'e ayrılıyor. Onu söyleyeyim. Şurası, şuradan şu çizgiye kadar olan yerler, hatta şu alttakiler dahil, biz buraya kadarını header deriz. Yani başlık anlamında. Buradan itibaren aşağıya kadar bütün sayfada ne varsa şu alana kadar, şu çizgiye kadar, gri rengiye kadar hepsine index sayfasının içerik, content, yani container bölümü içerik deriz. Daha sonra bu alt kısmı ise arkadaşlar footer deriz. Bizim ilk etapta düzelteceğimiz alan buradaki header. Yani header'ın da tapı, yani en üstü. Şurası. Hemen header tapın içerisinde arkadaşlar bir row var. Bunun içerisinde bir telefon numaramız, telefon numarası eksik. Bunun içerisinde bir telefon numarası koyalım. 90 555 bilmem 555 5566 olsun. info@domain.com yerine ise info@omaline.com olarak giriş yapsın arkadaşlar. Şimdi tekrar gelip sayfamızı kontrol ettiğimizde, burası zaten artık HTML olduğu için göreceksiniz, hemen değişecek. İstediğiniz gibi omaline gelmiş oldu. Buraları da çok kurcalamaya gerek yok, şu anda açık kalsın. Shopper buradaki ilk etapta nedir bu? Logo, yani buraya omaline yazacağız biz. Omaline olarak da bakalım logomuza. Logomuz nerede? Şurada. Images'in içerisinde. Pardon, bu değil, affedersiniz arkadaşlar. Burada bir de şey koyalım da. Content. Direkt koyalım arkadaşlar. Content images. Şuraya da slash content slash olarak koyalım arkadaşlar. Bunlar da bizim favf ikonlarımız. Yani şurada yukarıda bu gördüğünüz dünya şeklinde sayfa yenildiğimiz zaman buraya şey gelecektik. Belli bir süre sonra kendi ikonu gelecektir. Yani şurada bakayım nerede ikon olarak, burada var. Şunun içerisinde content images icon. Content images ikonun içerisinde bir şekilde buradan kısa yolu vermiş gelecektir arkadaşlar belli bir süre sonra. Sonra burada image'in içerisinde, content içerisinde logo var arkadaşlar. Logo png diye bir alan arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım? Buraya tıkladığımız zaman sayfanın ana merkezine, indekse gidiyor arkadaşlar. Biz burayı, yani şu logoyu tıkladığımız zaman indeks sayfasına gidiyor. Çünkü biz bu indeks sayfasını kaldırdıktan sonra buraya gitmeyecektik. Biz ne yapacağız? Buraya tıkladığımız zaman şuradaki indeksi çağırsın. Yani şimdi tıkladım ben. Hangi indeks çağırdı? Index.html
sayfasını çağırdı. Ama biz bunu çağırmasını istemiyoruz. Ben bu sayfayı çağırmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya gelip A harfime direkt buradaki yolu veriyorum. Yani diyorum ki slash'ı koyduktan sonra home'a git. Home ana ekran, ana sayfamız. Bunun içerisindeki index sayfasına git diyorum. Ctrl S'i kaydettiğim zaman buraya gelip tekrar sayfamı yenilediğimde buradaki eShopper logon üzerinde gelip tıkladığımda görüyorsunuz istediğim sayfaya gelmiş oldu. Buradaki dolar, yani daha doğrusu ülke olarak geçmiş. İşte Kanada, UK, İngiltere olarak geçmiş. Dolar olarak geçmiş. Bizim bunlarla çok fazla işimiz yok. Bunları buradan hemen kaldırabiliriz arkadaşlar. Nerede onlar? Bunlar az önceki sosyal medyada bunlar kalsın demiştik. Bunlara çok fazla işimiz yok demiştik. Buradayım, evet. Bunun içerisinde arkadaşlar Live Group'tan dolar olarak koymuş. UK bunları şu ikisini arkadaşlar komple şuraya kadarını Ctrl X yapıp evet bunun içerisine Ctrl S kaydedersin. Hatta şöyle Ctrl Z alayım. Ctrl K, Ctrl C. Ctrl K, Ctrl C arkadaşlar burayı yorum satır yapıyor arkadaşlar. Yani etkisiz. Şu anda çalışıyor. Sayfayı yenilediğim zaman gidecekler. Bu ikisi gidecek gördüğünüz gibi. Logom kaldı. Bu hesabın beğendiklerim, işte hesabını ödeyeceğim. Yani checkout satın aldıklarım. Bu da kartım, sepetim. Bu da login giriş olarak var arkadaşlar. Bunların da çok fazla ihtiyacı yok. Çünkü bu sayfasını yapacağımız arkadaşlarımız bizden sadece ürünlerin resimlerini toplu olarak yüklemek istiyorlar. Ve bunun için sadece o kadarını göstermek istiyorlar. Bunları da kaldıracağım buradan. Çok fazla önemli değil arkadaşlar. Yani şunları da yorum satırı olarak alabilirim. Nerede bunlar? Şuradan itibaren kart, login. Şurayı komple Ctrl K, Ctrl C ile aldığım zaman burası da komple alınmış olacaktır. Gördüğünüz gibi tek logo kalacaktır. Evet. Devam edelim. Şimdi en üst tarafı gördüğünüz gibi sabit bıraktık. Buraya info@omaline yazdık. Telefon numarası yazdık. Logo olarak koyduk. Logoya tıkladığım zaman ne oluyordu bu sefer arkadaşlar? Dediğim gibi mouse'da bir sıkıntı var. Tıkladığım zaman istediğim sayfaya gelmiş oluyordu arkadaşlar. Şimdi home, shop, blog, 404 hata sayfası yani. Bir de kontak iletişim bilimleri var. Biz bunları da Türkçe çevirelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ve bunlar nerede? Bunlar hemen header'ın içerisinde. Header, bottom yani alt içerisinde bir div class açılmış. Buna container demiş. Sonra bir row açılmış yani satır. Ve açılan satır ikiye bölünmüş. Demiş ki bir tanesi 9 parça olsun. Bir tanesi 3 parça olsun. Gördüğünüz gibi bakın. SM3, SM9 yani row 12. 12 parça bir satır. Tamamen 12 bloktan oluşuyor bu bloğun. 9 bloğu şurası. 3 bloğu da şu. Yani 3 bloğu arkadaşlar search demiş. Yani arama olan yer. Hani neresi? Şurası. Burası 3 bölüm. Burası 9 bölüm olarak yer almış. Biz bunu nasıl yapalım? Hemen gelip sayfamızı topladıktan sonra ona bir sistem veririz. Direkt bu kalsın. Hemen Google Navigation bu bar şu yukarıdaki gerçi bu telefon özelliğini salça tıklayıp incelediğiniz zaman şurada gözükecek şu. Bu bar arkadaşlar. Yani buradaki bu şekilde çalışan şu Google Navigation dedikleri bar yani navbar olarak diyoruz biz bunu. Bunu kaldıracağız. Navbar'ın ihtiyacımız şu anda yok ama telefon özelliğinde olabilir. Kalsın. Telefon özelliği de olacağı için kalsın şimdilik. Tekrar gelip home yazmışız. Biz buna home yerine ana sayfa yazabiliriz arkadaşlar. Ana sayfanın başına da buraya gelip slash koyduktan sonra home diyeceğiz. Home'dan sonra arkadaşlar index diyeceğiz. Sayfayı kaydetmiş olacağız. Bir ikincisi arkadaşlar. Burada shop yani satış işlemleri olmayacak bizim sistemimizde. Ne olacak bizim sistemimizde arkadaşlar? Çok fazla ürün detayları gireceğiz. Örneğin ne olsun bu? Etek olsun. Örnek veriyorum şimdilik. Sonradan düzelteceğiz tabii. Daha doğrusu etek değil de biz buna tekstil diyelim. Tekstilin içerisinde arkadaşlar alt kategorilerde şurada ürünler yerine etek yazalım. Product details, ürün detaylarını bluz yazalım. Ondan sonra buna da
Kot pantolon yazalım. Buraya ceket yazalım. Şu anda tamamen aklıma ne gelirse onu yazıyorum. Burada gömlek yazayım arkadaşlar. Sayfamı Türkçe'ye çevirdim. Gömlek yazdım arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsine birer link vereceğim ve tıkladığım zaman o bölgeye gitsin. Örneğin ben tekstile tıkladığım zaman tekstil bölgesine gitsin. Benim tekstil bölgem nerede olursun? Direkt slash'ımı koydum. Home diye bir bölüm açtım. Home'un içerisinde açacağım tekstil sayfasını. Açtım. Bunun içerisinde dedim ki tekstil. Yani buraya tıklayan birisi home'un içerisindeki tekstil sayfasına gelsin arkadaşlar. Bir bu. İkincisi ben tekrar home'un içerisinde şurada home'un içerisinde arkadaşlar slash'ı koyduktan sonra home koyduktan sonra arkadaşlar direkt şunu yazacağım. Bana bluz sayfasına git. Yani home'un içerisinde bir bluz oluşturacağım. Şuraya kopyaladıktan sonra arkadaşlar Ctrl C ile buraya gelip buraya Ctrl V ile yapıştırayım. Buraya etek yazayım. Pardon, bluz yazmışız. Buraya etek yazalım. Alttaki bluz kalsın. Şuraya Ctrl V ile buraya kot pantolon yazalım. Kot pantolon yazalım arkadaşlar. Buraya da Ctrl V ile ceket yazalım. Ceketten sonra buraya da Ctrl V yaptıktan sonra bunu da gömlek yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buradakilerin niye bu şekilde şu anda elle dolduruyorum? Bunlar şu anda veri tabanımızda tam olarak neyin nasıl olacağı olmadığından, belli olmadığından dolayı arkadaşlar bu şekilde elle yazıyorum ama buraları arkadaşlar daha sonra veri tabanından çekeceğiz. Yani bu sistemi kim kullanıyorsa kendine göre ayarlamış olacak arkadaşlar. Devam edelim. Sonra bir bölüm daha var. Burada blok var. Blok olarak kalsın. Blok listelesin. Blok tek başına blok olarak kalsın. Şöyle yapalım direkt hemen. Biz blok diye bir bölüm açalım arkadaşlar. Blok diye. Tabii önce slash'ı koyalım. Blok diyelim. Blok diye bir home gibi bir konteyner. Yani daha doğrusu bir arkadaşlar şey açtım. Controller açtım. Blok dedikten sonra listeli diyeyim. Buradaki blokları listeleyecek. Yani yazı yazan kişilerin bloklarını listeleyecek. Bir de blok yaz diyelim buna da. Sayfaya blok sayfasına gelsin. Buradan da blok yaz diye bir sayfa oluşturalım. Burada blok listeli yazalım Türkçesine. Burada da blok yaz diye bir alan oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bu blok sayfamız oluştu ama bir de burada arkadaşlar ben home yerine bunu ürün yazalım. Ürün kategorisinde bir tane controller oluşturduktan sonra ürün altında kalsın bunların hepsi. Yani home yerine home gibi tek bir sayfa controller'dan çağıracağımıza parça parça controller'a koyarak sayfanın hızlı çalışmasına sebep olabiliriz arkadaşlar. Direkt buradaki blok yerine de sayfayı açtım. Blok dedim. Bu blok nereden açılacak? Sayfanın ilk girişine. Yani blok olarak indeks sayfasında açılsın arkadaşlar. Şimdi home indeks bu ana sayfa dedik. Ürün tekstil dedik arkadaşlar. Tekstil olarak gelsin. Ürün konteynerler. Evet devam edelim. Bir de hata sayfaları. Bu hata sayfası yerine arkadaşlar biz buraya hakkımızda yazalım. Hakkımızda yazalım. Buraya da hakkımızda sayfası nereden gelsin? Home'un içerisinde olsun arkadaşlar. Home hakkımızda olsun. Bir de buranın içerisinden buna da bir slash koyduktan sonra home direkt iletişim diyelim buna da. Yani bu da kontakt. Buna da iletişim diyelim arkadaşlar. Şimdi bu sayfalar bu şekilde kalsın. Şunu da ekleyelim. Buna da bir ara diyelim. Bu da arama işlemlerini, arama kodlarını daha sonra zaten yazacağım. Şimdi sayfamı gelip sayfamı yenilediğim zaman arkadaşlar bu telefon üzerini kapatayım. Sayfamı yenilediğim zaman burası komple değişecek diye ana sayfa gelecektir. Tıkladığım zaman buranın ana sayfasına gelecektir. Etek, bluz, kot pantolon, ceket herhangi birine tıklarsam sayfa boş gelecektir. Bakın tıkladım böyle bir sayfa yok diyor. Neden yok? Çünkü oluşturmadım. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Blok var. Blok listeli, blok yaz, hakkımızda ve iletişim. Hakkımızda tıkladığım zaman yine boş gelecektir. Çünkü böyle bir sayfa yok arkadaşlar. Peki bu sayfaları oluşturalım. Nasıl oluştururuz? Hemen
direkt anlatılım. Burayı anlattıktan sonra zaten toplayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada home'un içerisinde sadece bir tane sayfa var. Index. Bir de share'in içerisinde bizim layout olarak tanımladığımız ana sayfa. Yani bütün sayfalar içerisinde barındıran genel bir sayfa arkadaşlar. Şimdi benim bu ikisinden başka bir sayfam yok. Ancak ben şimdi bir sürü sayfa ekleyeceğim. Örneğin home'un içerisine geleceğim. Bunun içerisinde bir tek index sayfam var. Şöyle enter dedikten sonra yazıyorum direkt public action result. Public action result hakkımızda sayfamı açtım, kapattım, aşağı indim. Return view diyeceğim. Yani beni sana verdiğim görünüm olarak çevir. Sağ tuşa tıklıyorum. Görünüm ekle diyorum. Bakın hakkımızda sayfası diyor ki nasıl oluştururum? Direkt bir düzen sayfa olsun. Yani neye benzesin? Neyin içinden bilgi alsın? Burada layout, share'in içerisinde layout var ya arkadaşlar. Layout otomatik gelecek bundan sonra. Çünkü bunu seçtim. Ekle dediğim zaman benim hakkımda sayfam artık layout şeklinde home'un içerisinde, bakın home'un içerisinde hakkımızda sayfam layout'tan da bilgi alarak gelecek. Bakın burada yazıyor. Diyor ki Wix'in içerisinde, share'in içerisinde alt-layout.cshtml sayfası. Yani şu. Buradan alır diyor bilgiyi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bilgi alacak. Ctrl Shift B tuşuna bastığım zaman ben bütün sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Sayfam yenilendiği zaman da sayfamı gelip tekrar baştan çalıştırmaya başladığımda bütün sayfam gelecektir. Hangi sayfamı yapmıştım? Hakkımızda sayfam. Şimdi ben bunu tıkladığım zaman benim hakkımda sayfam gelecektir. Gördüğünüz gibi geldi. Buraya da artık ne yazalım? Hakkımızda sayfamız yapım aşamasındadır. Şimdi Ctrl-S'e gelip sayfayı yenilediğim zaman arkadaşlar benim buradaki hakkımızda sayfam gelecek. Şimdi ben iletişim sayfamı tıkladım. İletişim sayfam boş geldi. Hemen onu yapalım. Tekrar geliyorum buraya. Buradaki home controller'ın içerisine arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Public action result yazıyorum. Public action result iletişim diye bir sayfa oluşturdum. Aşağı indim. Return. Belli bir süre sonra elleriniz zaten alışacaktık arkadaşlar. Bazen ben ne yazdım bile açıkçası bilmiyorum. Çünkü artık alışmış. Sağ tuşa tıklayıp görünüm ekle dediğim zaman da diyor ki nereden alayım? Ben dedim ki git layout'un içerisine al diyorum. Layout'un içerisindeki sayfaya benim iletişim sayfamı benzet. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar sağ tuşa tıklayıp çözümü derle diyorsunuz. Yani ben ne yapıyorum aslında? Ben hepsine Ctrl Shift B tuşlarına basıyorum ki bu şekilde alıştım. Siz de bu şekilde alışmaya gayret edin. Şimdi ben sayfamı yeniledim. Ben şu anda home'un içerisindeki hakkımızda sayfasındayım. Ben iletişim sayfama geldiğim zaman arkadaşlar bakın iletişim sayfam geri geldi. Az önce böyle bir sayfam yoktu. Ama şu anda home'un içerisinde iletişim diye bir sayfam var arkadaşlar. Peki sayfama gelip ben sayfama baktığım zaman benim sayfam ana sayfa. Ana sayfa home'un içerisinden geliyor. Bakın home. Tıkladığım zaman index yani ana sayfa. Ana sayfam bu şekilde arkadaşlar. Tekstin içerisinde şu anda herhangi bir sayfalarım yok. Blog'un içerisinde şu anda herhangi bir sayfam yok. Burada tekstil yerine de ürünler yazsak daha doğru olur gibi geliyor bana arkadaşlar. Onu da düzeltirim. Direkt gelirim şu layout sayfama. Buradaki tekstil yerine arkadaşlar direkt ürünler diyelim. Ürünler diyelim. Buna da index sayfasından çağırsın diyeyim. Şimdi bakın. Burada sayfamı yenilediğim zaman ben ne geldi? Ana sayfa, ürünler ama ürünler boş geldi. Çünkü benim ürün index diye bir sayfam yok. Hatta ve hatta benim ürün diye bir kontrolörüm yok. Bakın burada sadece home kontrolör var ve burada home var, shared var. Home içerisinde de hakkımızda iletişim ve index sayfası var. Shared'in içerisinde ise her zamanki gibi layout sayfam var. Peki ben ne yapacağım? Ben direkt sağ tuşu tıklayacağım. Controller'ın içerisine ekleyeceğim. Neyi? Denetleyeceğim. Yani bir controller ekleyecek. Bu diyor ki ben sana boş bir sayfa vereyim. Evet diyorum. Bana boş bir sayfa ver. İsmini ürün koyalım. Bakın ürün sayfası oluşturuyorum şu anda. Ürün sayfasını çektim. Sağ tuşu tıkladım. Görünüm ekle dedim. Ben buradan diyor ki layout'u seçeyim mi? Evet dedim. Layout'u seç. Kaydettim. Bakın Ctrl Shift B'ye bastığım zaman direkt layout'tan bilgi alan bir index sayfam oluştu. Ve bu sayfam buradaki ürünün içerisinde yani baktığınız zaman şurada da bir ürün
klasörüm oluştu arkadaşlar. Çünkü her controller kendine bir klasör açıyor arkadaşlar. Ve klasörüm indeks sayfası açıldı. Ben de Ctrl Shift B ile sayfamı derledim. Tekrar geldim. Ana sayfama giriş yaptığım zaman da arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ürünlerin içerisine gelip ürünleri tıkladığım zaman benim ürünler diye indeks diye bir sayfa oluşmuş oldu arkadaşlar. Peki ben şimdi etek tıklıyorum. Etek boş geliyor. Nasıl yapacağım? O zaman ürün sayfasına gidip etek, bluz, kot pantolon, ceket, gömlek hepsini eklemem lazım arkadaşlar. O zaman hemen yapalım. Ne var burası da? Etek, bluz, kot pantolon. Direkt sayfama geliyorum arkadaşlar. Neyin içerisindeyim? Ürün içerisindeyim. Bakın. Burada neyin içerisinde olduğunuzu unutmayın. Direkt hemen yazalım. Public Action Result. Public Action Result. Ben ne ekleyecektim? Direkt tekrar bakalım. Hem anlatmak hem bakmak. Etek, bluz, kot pantolon. Etek, bluz, kot pantolonuna gelelim. Buna etek diyelim. Sayfamı aşağı indim. Return dedim arkadaşlar. Sağ tuşa tıkladım. Görünüm ekledim. Etek olarak gelin. Nereden alacağım diyor. Git dedim. Layout sayfasından al dedim. Aynı şekilde layout sayfasından almış oldu. Etek sayfam gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben şuraya Ctrl C ile şurada bir hata var. Çünkü ben burada view yani döndür dememişim. Döndürdükten sonra hatam bitmiş oldu. Şurayı komple Ctrl C ile alıp aşağıya direkt Ctrl V ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ne dedik? İndex, etek. Buna bluz diyeceğiz. Buna kot pantolon diyeceğiz arkadaşlar. Tekrar aşağı gelip Ctrl V ile yapıştırdığım zaman buna ceket diyelim. Buna gömlek diyelim. Şimdi Ctrl S ile kaydedelim. Şimdi eteği yaptık. Bluz. Sağ tuşa tıklıyorum. Görünüm ekliyorum. Ekle diyorum. Bakın bana bluz da geldi. Ürün içerisinde bluz, etek, indeks sayfam var benim. Tekrar ürün kontrolüme geldim. Bluzu da ekledikten sonra bakın bunların içerisinde return altında da olabilir. Sağ tuşlukta bir görünüm eklediğiniz zaman kot pantolonu ekle diyor. Tamam ekle diyorum. Layout'tan aldı. Kot pantolonu sayfam geldi. Daha sonra ceketin içerisinde sağ tuşlukta görünüm ekledim arkadaşlar. Ceketin içerisindeki layout sayfam geldi. Tekrar aşağı iniyorum. Gömleğin içerisinde sağ tuşlukla hep görünmek dediğim zaman da layout'tan al dedim. Bakın hepsi geldi. Ctrl Shift B ile bütün sayfamı derledim. Derledikten sonra şu anda benim bütün sistemim yavaş yavaş çalışmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sayfamı gelip ana sayfamı ekliyorum. Bakın şu anda ben ana sayfamı açtım. Ana sayfamın içerisinde benim ürünler diye bir sayfam var. Bunun içerisinde etek tıkladım. Etek yeni bir sayfada açıldı. Bluz tıkladım geldi. Kot pantolon dedim geldi. Ceket dedim geldi. Gömlek dedim geldi. Bakıyorum. Etek, bluz, kot pantolon, ceket, gömlek hepsi istediğim gibi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ama benim blog tıkladığım zaman blog sayfam gelmiyor. Çünkü benim henüz blog sayfam yok. Onu da oluşturalım. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt bir controller oluşuyor. Sağ tuşu tıklayıp ekledikten sonra denetleyici ekliyorum. Bunun üzerine ben geliyorum. Ne ekleyeceğim arkadaşlar? Blok ekleyeceğim. Blok kontrolü ekliyorum. Şimdi indeks sayfası gelsin. Her zaman lazım bana bu indeks sayfası gelsin. Blok içine layout'tan alacağım diyor. Al dedim ben de oradan. Blok içinde bir de ne ekleyeceğim arkadaşlar? Blok listeleyeceğim. Public Action Result. Bunları da elle bazen yazmanızı tavsiye ederim. Ne yazacaktım? Public Action Result. Blok listele. Blok listele dedikten sonra aşağı iniyorum. Return view diyorum arkadaşlar. Yani aynı şekilde döndür anlamında noktalı virgül koyuyorum. Sağ tuş tıklıyorum arkadaşlar. Görünmek diyorum. Blok listele olarak gelecek. Gelsin dedim. Tekrar blok sayfama gittim. Aşağı indim. Public Action Result dedim. Ne ekleyeceğim? Blok yaz demiştik sanırım. Blok yazalım şimdi arkadaşlar. Return view olarak gir dedim. Nokta virgül koydum. Sağ tuş tıkladım. Görünümü ekledim. Blok yaz dedim. Ctrl Shift B tuşuna bastığım zaman arkadaşlar buradaki bütün sistemi çalıştırmış olacağım. Sayfamı yeniliyorum. Bakın tıkladığım zaman ana sayfaya geldi. Home, indeks sayfama, ana sayfama geldi. Buna tıkladığım zaman ürünlerin indeks sayfasına geldi arkadaşlar. Bluz'a tıkladığım zaman bluz sayfasını. Ben burada hangi sayfaya tıklarsam gömlek dersen gömlek sayfasını. Şimdi blok sayfasını blok listele dedim. Ama henüz gelmedi. Neden acaba? Bakalım blok ve listele.
Neden biz buraya blog listeleri yazmadığımız için sadece listeleri yazmışız. O zaman ben buradaki layout sayfama geliyorum arkadaşlar. Layout sayfam neredesin? Şurada. Layout sayfama geliyorum. Buradaki blog listeli yerine sadece listelerini blog takıyalım. Çünkü ben burada blog listeli, bakın burada blog listeli blog yaz olarak vermişim. Altına da blog yaz olarak vermişim. Ctrl S'te kaydettiğimiz zaman buraya gelip geri geldim. Sayfamı yeniledikten sonra blog listeli sayfamı tıkladığımız zaman bana blog listelimi sayfası gelecektir. Blog yazı tıkladığımız zaman blog yazı sayfası gelecektir. Ana sayfamızı tıkladığımız zaman gelecektir. İletişim tıkladığımız zaman gelecektir. Şimdi buraya kadarını yaptık arkadaşlar. Uzun bir süre oldu. Bugünlük bu kadar yeter. Ama umarım büyük bir şekilde, heyecanlı bir şekilde izliyorsunuz. Çünkü MVC'nin en güzel tarafları buradaki sistemleri oluşturabilmek. CSS HTML ile HTML'i birlikte CSS ile beraber çalıştırmak. Bu elbiseyi giydirmek diyelim daha doğrusu. En güzel, en heyecanlı yer olsa gerek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince size dersleri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Sizin de bir derslerle ilgili soracaklarınız olursa arkadaşlar lütfen yazın. Elimden geleni yaparım bunun için. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.